Milattan önceki yıllarda yaşadıkları bilinen ancak varlıklarıyla ilgili tek bir kanıt dahi bulunamayan bir kavimdir. Ad kavminin varlığına Kur'an-ı Kerim içerisinde bazı ayetlerde rastlanmakta ve helak oluşlarının hikayesi anlatılmaktadır. İşte çeşitli ayetlerde adı geçen Ad kavminin yaşayışları ve yok edilişleriyle ilgili günümüzdeki insanoğluna ders verici nitelikteki ayetleri, kavmin başına ne geldiğini, neden geldiğini ve günümüzde neden hala daha bulunamadığını ele alıyoruz bu haftaki videomuzda. Kanalımıza abone olup şu an izlemekte olduğunuz videoyu sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilir ve daha çok kişiye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Ad kavmi. Helak oluşları bütün insanlığa adeta ibret olsun diye son kitap Kur'an'ın içerisinde detaylı bir şekilde anlatılmış olmasına rağmen günümüzde araştırmacılar bu kavmin varlığına dair tek bir ize dahi rastlayamamaktadır. Ad kavmine ait olduğu düşünülen pek çok tarihi eserin ise bu kavimle hiçbir alakası olmadığı zaman içerisinde ortaya çıkmaktadır. Ad kavminin yaşadığı Ahkaf diyarı Yemen, Aden ve Uman arasından bir bölge olarak tarif edilmektedir. Kavim, Arabul Aribe adı verilen Arabistan Yarımadası'ndaki yerleşik hayata geçmiş olan ilk kavimdir. Mezopotamya'nın verimli toprakları tüm cömertliğini bu bölgede yaşayan insanlara sunuyordu. Yeşilliğinin uçsuz bucaksız olduğu, ekilen bir tohumun kısa bir sürede ürüne dönüştüğü verimli topraklar, bağlar, bahçeler, gür bir şekilde akan ırmakları, onlarca çeşit hayvanlara oluşan topraklardan bahsediyoruz. Buradaki insanların mutlulukları ve refah seviyeleri o kadar yüksekti ki neredeyse tartışma, kargaşa ve benzeri kötü olayların ne anlama geldiğini dahi unutmuş durumdalardı. Günümüze kadar gelen isimlerinden biri olan İrem şehri ise kum tepeleri anlamına gelen Ahkaf mıntıkası kısmında yer almaktaydı. İnsanlar günümüzdeki insanlara göre daha uzun ve daha yapılı bir vücuda sahipti. Güçlü, kuvvetli, cüsseli, uzun boylu ve hepsinden de önemlisi uzun ömürlülerdi. Yaşayacakları evleri kayaların içine oyarak meydana getiriyorlar ve bunların gösterişli olmasına özen gösteriyorlardı. Her bir evin içinde bağlar, bahçeler, havuzlar, çadırvanlar ve dinlenme yerleriyle adeta cennetten bir köşeyi andırıyordu bu evler. Büyük Nuh tufanı ardından insanlığın yeniden yeşermesi ve dünya üzerinde yeniden hüküm sürebilmesi için Allah tarafından bu kavime her tür imkan sunulmuştu. Ancak Ad kavmi putperestliğe dönen ilk kavim olmuştur. Kur'an'da büyük binalar inşa eden, yüksek anıtlar diken ve bu yaptıkları işin kendilerini ölümsüz kılacağını zanneden bir topluluk haline gelmişlerdi. En azından bu şekilde anlatılıyordu. Dünya nimetlerine o kadar düşmüşlerdi ki fitne ve fesat aralarında kol gezer hale geldi. Oysa daha yakın bir tarihte Allah tarafından dünyanın adeta yeniden başlatılması veya yeniden düzenlenmesi için yapılan Büyük Nuh tufanı onlar için en büyük örnek olması gerekiyordu. Günden güne kendi güçlerinin, kendilerinden önce yaşayan insanların yapamadığı şeyleri yapabilecek kabiliyetteki ve fiziki yapıya sahip olduklarını fark ettiklerinde Allah'ın varlığından, birliğinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Kibirlendiler, böbürlendiler. Hatta o kadar ileri gittiler ki Samet, Samut ve Heba isminde putlar edinerek onlara tapmaya başladılar. Allah yolundan uzaklaştıkça gaddarlaşıyor ve zalimleşiyorlardı. Güçsüzleri, kimsesizleri, fakir insanları aralarında adeta istemiyorlar ve onları yüksek binaların tepelerine çıkarak aşağı atıyorlardı. Çevrelerinde yeni oluşmaya başlayan diğer kavimlere ise devamlı olarak huzursuzluk yaşatmaya başlamışlar ve onları katletmeye başlamışlardı. Bu baskınlardan elde ettikleri ganimetleri ise kendi uygarlıklarını geliştirmek için kullanıyorlar ve günden güne daha da acımasız ve daha da büyük bir ulus olarak ortaya çıkıyorlardı. Allah bu kavmin sapkınlıklarının yüzlerine vurulması, bir yaradanın varlığının kendilerine anlatılarak Nuh tufanından sonraki dönemlerde dinden sapmışlıklarını durdurmak için kendi içlerinden Hud aleyhisselam'ı onlara peygamber kıldı. Hazreti Hud,
bu kavmin yaşam tarzını hiçbir zaman benimsemeyen, sadece onların soyundan olmalarından dolayı kavmine bağlı olan biriydi. Bu nedenle bir gün Allah Hud'a şöyle buyurdu. Ey Hud, kavmin arasından seni seçtim. Onlara git. Kendilerinden korkma. Ben onlara senin için mucizeler göstereceğim. Bunun üzerine halkın toplandığı yere gitti ve ey kavmim, Rabbinizden marifet dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmurlar göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek ona yüz çevirmeyin. Düşünün ki Nuh kavmi bu yüzden helak oldu. Bunun üzerine Helcan sinirlendi ve ey Hud, yazıklar olsun. Biz bu kadar güçlü ve kalabalık kimseler olduğumuz halde sen bize gelip gelemeyeceğini mi zannediyorsun? Bilmez misin ki sen sadece bir kişisin? Hem bilmez misin ki bizim her birimizin 1000 tane çocuğu dünyaya gelir? Diyerek Hud'un çağrısını geri çevirmeleri üzerine iman etmeyi reddetmişlerdir. Bundan sonra kavmin başına gelenler ve yaşanılanlar Kur'an'da şöyle anlatılır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin ve sizin ondan başka ilhınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni kesinlikle beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sayıyoruz. Ey kavmim dedi, ben beyinsiz değilim. Fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Kavmin Hazreti Hud'a verdiği cevap Hud suresi 53 ve 54. ayetlerde açık ve net bir şekilde görülmektedir. Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir söz söylemeyiz. Bizleri tehdit ettiğin azabı getir diyerek adeta Hud'a ve Allah'a meydan okumuşlardır. Bunun üzerine Allah inkar ve taşkınlıklarının cezası olarak onları helak etmek için korkunç bir kasırga meydana getirmiş, vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde gördükleri kasırgayı yağmur bulutu sanıp sevinmişlerdir. Kasırga gelince de insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere sermiş, kül edip savurmuştur. 7 gece 8 gün devam eden bu felaketten sadece Hazreti Hud ve ona iman edenler kurtulmuş, ötekilerini ise soyları kuruyacak şekilde helak edilmişlerdir. İşte günümüzde hiçbir şekilde varlığı ispatlanmayan, hiçbir kalıntısının olmadığı, sadece kutsal kitapta adından ve peygamberinden bahsedilen, insanoğlunun en gelişmiş ve en gaddar zamanlarının yaşadığı Ad kavmi tarihten bu şekilde silinmiştir. Tarihte belki de yüzlerce yıldır insanlığın atalarının olduğuna inanılan ve ilk olarak teknolojide devrim sayılabilecek bir seviyeye geldikten sonra bu teknolojinin koca bir uygarlığı suların altına gömdüğü düşünülen Atlantis uygarlığından başka bir uygarlık akla gelmiyor. Şimdi Atlantis'in neden Atlantis denildiği kısmına biraz daha üzerine durmak lazım. Atlantis uygarlığı ilk olarak Platon'un eserlerinde bahsedilen bir uygarlıktır. Platon tüm dünyanın merkezi olarak görülen bir alan üzerinde kurulduğundan bahsettiği Atlantis uygarlığının yuvarlak bir yerleşimi olduğundan bahsetmiş ve bu uygarlığın bilimde, sanatta ve uygarlıkta ileri seviyelere kadar giderek tüm dünyaya hükmetmiş ve insanlığın gelişimine büyük katkılar sağlamış olduğundan, ancak dünyanın belli başlı zamanlarda daha iyi anlatabildiğimiz dönemlerinden geçtiğini ve böyle bir dönem sırasında Atlantis uygarlığının arkasında iz bırakmadan oradan kaybolduğundan bahsetmiştir. Platon'un bu tezine göre bakacak olursak, dünya üzerinde bu uygarlığın yerleşim yeri olarak şu anda ekranda gördüğünüz okyanusun ortasında ya da Arap Yarımadası'nda bu bölümde olması ihtimalinin büyük olduğu görülmektedir. Zaman içinde dilden dile, ulustan ulusa geçtikçe Lens kelimesi Lantis olarak bozulmaya uğramış olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu durumda Atlantis yani Atlant ya da Ad uygarlığı ya da Ad uygarlığı olarak da tarihteki tozlu topraklar arasında yerini almış olabilir. Atlantis uygarlığı günümüzde dünyamız üzerinde her bir kilometrede tek tek aranmakta olup ancak hiçbir iz bulunamamaktadır. Adeta bir olay bir felaket sonrasında bu dünyadan göçüp gitmiş gibilerdir. Aynı Kur'an-ı Kerim'deki Ad uygarlığının başına gelenler gibi.